herkese. Bugün size dışarıdan seslenmeye karar verdim. Çünkü hava çok güzel, manzara da çok güzel. Size bahsedeceğim program Pixelar. Pixelar'da Photoshop ve Adobe Illustrator gibi programları düzenleyebiliyorsunuz. Ve bunu online yapabiliyorsunuz. En güzel kısmı da o. Program indirmeniz gerekmiyor. Online olduğu için her yerden ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla usta olmadığınız zaman ya da çok kısa bir şey yapacağınız zaman, Photoshop ve Adobe'de öğrenmek istemediğiniz zaman, buna vaktiniz olmadığı zaman Pixelar'ı kullanabilirsiniz ufak tefek değişimleriniz için. Bunu nasıl yapacağınıza bakacağız. O zaman bakalım. Pixelar'a gidiyoruz. Zaten çıktı bende. pixlr.com. Buradan editörü seçiyoruz. Express'te bazı resimleri değiştirebilirsiniz, filtre koyabilirsiniz. Ama çok fazla fonksiyonu yok. Şimdi buradan ben var olan bir sayfa bir resmi düzenlemek istiyorum. Daha önce çektiğim resimlerden bir tane alabilirim. Sunumuma uygun olsun. Şimdi öncelikle bu arka plan beyaz, kollarım da beyaz. Burada birazcık daha fazla detaylı işlem yapmam gerekebilir. Onun dışında ilk önce şu background'u açıyoruz. Buradaki açmamızın sebebi arkamız beyaz, yani sildiğimiz her yerde arkamız beyaz görünecek. Fakat bunu açtığımız zaman arka tarafta boşluk ve transparan bir görüntü oluşacak. Şimdi arka tarafları, ben daha önce aslında resmi kırpıyorum buraya gelmeden önce, ama şurada daha bir kısa bir yol var bunu kırpmak için. Benim için sadece gerekli bölge şu kısım. O yüzden bunu seçip, İzini biraz almamışım galiba. İptal edeyim. Tamam. İzini de aldım. Bunun üzerine çift tıklıyorum. Resim sadece gerekli olan bölmeyi bana veriyor. Büyük diğer kısımlarla uğraşmama gerek yok. Şimdi şurada sihirli bir kalem var. Bunu aldığımız zaman şuradaki toleransımız bizim o renk toleransını ne kadar istediğimizi gösterecek. Şimdi buna tıkladığım zaman ve Ctrl X ile kes dediğim zaman burada kolumu da alıyor. Dediğim gibi beyaz olduğu için bu kısım. Biraz toleransı düşürmem gerekecek bu durumda. Diğer yapabileceğim şey de birazcık şu kısımlar mesela şu anda temizleyebilirim. Çünkü beyaz kısımları almıyor. Şurayı denediğim zaman çok az toleransı oldu. Bu yine kolumu alıyor. Şurayı deneyelim. Bu kolumu alacak. Silgi alabiliriz burada. Şimdi silginin ölçüsünü büyütebiliriz ve sabit yapabiliriz. Biraz da yaklaştırdığımızda şu kenarları ben seçerek de yok ediyorum. Önce seçiyorum. Daha da kolay oluyor. Şimdi beyaz olması durumunda burası biraz tabii daha detay gerektiriyor. Fakat arka planındaki resim rengi çok farklıysa cisminizden çok daha rahat çıkartabilirsiniz. Sadece sihirli kalemle bütün cismi çıkartmış olabilirsiniz. Şimdi buraları bir temizledim. Şu üst kısımlar kalmış. Biraz daha detaya girip şuradan silgiyle devam edebilirim. Bu çok büyük bir silgi oldu. Biraz küçültelim.
aslında şu kısmı, tabii böyle büyüttüğünüz zaman sihirli kalemi kullanmanız biraz riskli. Bütün resmi görmediğiniz için başka yerleri de silebilir. Sihirli kalemle deneyelim. Yine kolları alıyor. Toleransını biraz küçülttüğümüzde şöyle temizlemiş olduk. Bunu daha kolay yapmanın bazı programlarını görmüştüm internet üzerinde. Clip My Image gibi, ama onlar da ücretli, henüz ücretsiz bir program bulamadım. Bulduğumda notlara da eklemiş olurum. Buraları Ctrl X ile kesiyorum. Daha kolay oluyor benim için. Tamam, silgiye başlayalım. Biraz yaklaşalım şimdi. Buralar biraz karışık. Daha detaylı yerlere girmek için silginizi küçültebilirsiniz. Ctrl Z ile geri de gelebilirsiniz yaptığınız hataları düzeltmek için. Daha profesyonel olması için tabii iyice detaylı çalışmanız gerekecek, ama bunu daha eğlence için, YouTube kanalınız için olabilir, ya da bir logoyu mesela düzeltmek istediğiniz zaman arkası beyaz görünüyorsa ve siz sadece logo kısmını almak istiyorsanız, o zaman çok kolay kullanılabilecek bir program. Benim beyaz kazağımın olması şu an biraz zorlayıcı tabii ki. Karla aynı renkte olduğu için. Şuradaki detayları da isterseniz biraz tek tek gidip temizleyebilirsiniz. Ama bu kadarı beni rahatsız etmiyor. Daha da büyük yaklaştırıp silgiyi küçültüp bütün detayları temizleyebilirsiniz. Şu kısımları direkt keselim. Buralarda sihirli kalemi kullanmıyorum. Şu anda zaten renk karmaşası var ve beyaz içerdiği için kazağımı da siliyor. Aynı zamanda resmi yaklaştırdığım için sihirli kalemle görmediğim çok yeri de silmiş olabilirim. Normalde sihirli kalemle çok daha kolay da olacak. Dediğim gibi bazı internet teki programlarla bunu 2 dakikada da yapabiliyorsunuz. Eğer bunu devamlı yapıyorsanız ve para kazanıyorsanız buradan, o programları da satın alabilirsiniz. Burada ortayı biraz temizleyip daha sonra detaylara girmeyi planlıyorum. Şimdi sihirli kalemimizi tekrar deneyelim. Şu an çalıştı gibi. Biraz toleransını arttırayım.
Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.